Bu bakımdan ben sizleri tebrik ediyorum. Ben hepinizi ayrı ayrı da takip ediyorum ayrıca. Haberlerinizi ve yaptıklarınızı. O konuda sizlere tebrik ediyorum. İlçe Başkanımız Aytu Aslan Bey tekrar bu kongremizde ilçe başkanı seçildi. Derebilerimizin teveccühü ve genel merkezimizin temayilerinin içerisinde. Kendisiyle beraber yeni bir yönetim sorunumuzda oluşmuş vaziyette. Gençlik olarak kadınlarla beraber. Allah nasip ederse bundan sonra daha randımanlı çalışma içerisinde olacağız. Bizler Saadet Partisi olarak içinde yaşadığımız toplumun, içinde yaşadığımız kentin sorunlarını gerekli şekilde araştırıp bunlara çözüm bulmak gayret içerisindeyiz. Seçimler ve rant için çalışıyoruz. En önemli algımız bu, en önemli çalışmamız bu. Biz gelecek nesiller için çalışıyoruz ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz. O bakımdan yaptığımız çalışmalarda hakkın hakikatin yanında durma açısından babamız olsa tanımayız derler ya, o bakımdan biz babamız olsa tanımayız ve doğrula gerçekten ne gerekiyorsa bunu ifade ederiz her ortamda, her çalışmamızda. Yaptığımız çalışmalar bunun üzerine devam ettiriyor. Bize çeşitli iftiralar, çeşitli yaftalar vurulabilir. Ama biz bunlardan bozulmayız ve yolumuzdan dönmeyiz. Rahmetli Erbakan hocamızın bize teslim etmiş olduğu bu sancağı Allah'ın izniyle önce Türkiye'de dikeceğiz. Ondan sonra da yeni bir dünyanın temellerini hep beraber atacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Gökten zembille bize bir şey mi inecek veya bir şey mi olacak? Hayır. Biz yine bu 80 milyon vatan evladıyla beraber kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötelemeden, bütün yaratılanları yaratandan ötürü Yunus Emre misali kucaklayarak, bu birlikteliği başararak Allah nasip ederse tekrar Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale Harbi'nde olduğu gibi, efendim İstanbul'un fethinde, Malazgirt zaferinde olduğu gibi bütün zaferlerimiz birlik, beraberlik ve hakka tutunmayla gerçekleştirmiştir. Hiçbirisi maddi güçle, maddi üstünlükle gerçekleşmemiştir. O bakımdan tabii ki gerekeni yapacağız, gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. Ama biz önce kardeşliğimizi tesis etmek zorundayız. Önümüzdeki, masanın önündeki broşür şeridi görüyorsunuz, pankartta. Türkiye'nin teminatı diyor. Peki üstüne basa basa biz niye Türkiye'nin teminatı diyoruz? Biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, herkesi birleştirme gayreti içerisindeyiz. Eğer bu bayrak altında yaşama gayretinde olan varsa, o bizim kardeşimizdir. Eğer bu ezan dinmesin diye mücadele eden varsa, o bizim kardeşimizdir. Eğer efendim bu bayrak inmesin düşüncesi olan varsa, bizim kardeşimizdir. O bakımdan biz bütün kardeşler olarak, ya bendensin ya benden değilsin mantığını kabul etmeyerek çalışmalarımıza bunun üzere devam ediyoruz. O bakımdan bütün halkımızı birbirine düşman olmadan, konuşma şey değil. Halkımız bundan zarar görüyor, toplumumuz zarar görüyor, ülkemizin geleceği karartıyor. O bakımdan halkımızın gerçekleri görmesi için karartılmış ve yandaş medyayı değil, gerçekleri yazan, gerçekleri söyleyen basını takip etmelerini, gündemi oradan takip etmelerini arzu ediyoruz. Ve gerçekler neyse bunun peşinden koşmalarını rica ediyoruz. O bakımdan biz de elimizden gelen gayreti bu şekilde gösteriyoruz. Sizler de bu gayret içerisindesiniz. Sizlere de ayrıca tebrik ediyorum tekrar. Ben size bir basın metni attım. Genel merkezimizin uyum yasalarıyla alakalı çalışması.